Herkese merhabalar. Bu dersimizde baklava dilimimizin sol alt çeyreğini konsolda yazdıracağız arkadaşlar. Şimdi bunu incelediğimiz zaman görüyoruz ki her bir satırda yine 10 tane karakter var. Çünkü bu yıldızları basarken yıldız boşluk, yıldız boşluk diye yazdıracağız. Haliyle her bir satırda 10 tane karakter var. Şimdi benim yapmam gereken şey yine bir tane boşluk oluşturup burada, yani ilk başta boşlukların satırların kontrolünü sağlayan döngüyü oluşturmak. Daha sonra her bir satırdaki boşluğun ve yıldız sayısının kontrolünü sağlayan birer tane döngü oluşturmak. Yani toplamda 3 döngüyle bu problemi çözülmeyeceğiz. Ama önce ne yapmamız lazım? Algoritmamızı, fonksiyonumuzu belirlememiz lazım. Şimdi baktığım zaman birinci satırda 0 tane, ikinci satırda 2 tane, 3. satırda 4 tane, 4. satırda 6 tane, 5. satırda 8 tane boşluk var. Şimdi bunu incelediğim zaman görüyorum ki arkadaşlar, örüntüye baktığım zaman hangi satırdaysak o satırı 2 ile çarptığım zaman 2 çarpı satır sayısı, satırı yine i ile kontrol edeceğim ben. 2 çarpı hangi satırdaysak eksi 2 dediğimizde bize o satırdaki boşluk sayısını veriyor. Mesela kontrol edelim. 2 çarpı 1 eksi 2 0. 2 çarpı 2 eksi 2 4, 2 çarpı 3 eksi 2 6, 2 çarpı 4 eksi 2 8, 2 çarpı 5 eksi 2, 2 çarpı 5 eksi 2 8, 2 çarpı 4 eksi 2 6. Görmüş olduğunuz üzere bize ilgili boşluk sayısını veriyor. Hangi satırda kaç tane boşluk varsa. Peki hangi satırda kaç tane yıldız var, onu da hemen belirleyelim. Şimdi şunu şöyle bir siliyorum, bu boşluğu kontrol etmek için de. Birinci satırda 5 tane yıldız var. İkinci satırda 4 tane. Üçüncü satırda 3 tane. Dördüncü satırda 2 tane. Beşinci satırda 1 tane. Şöyle yıldız boşluk karakteri var. Şöyle yıldız boşluk diyelim. Bir tane boşluk var. Bunu bastıracağız. Şimdi bundan kaç tane bastıracağımızı belirleyeceğiz. Şimdi ben birinci satırda 5 tane yıldız olduğunu görüyorsam, yani yıldız boşluk olduğunu görüyorsam 1, 5, 6, 2, 4, 6 bunları topladığım zaman örüntüyü kontrol ettim. Yani gözüme ilişti. Bunların hepsinin toplamı 6 oluyor. Demek ki ben hangi yani toplam satır sayısının bir fazlasını, toplam satır sayısının bir fazlasından hangi satırda olduğumu çıkartırsam, yani eksi 1 çıkartırsam ne oluyor arkadaşlar? Otomatikman o satırda kaç tane yıldız var onu görebiliyorum. Mesela bakalım ikinci satırda kaç tane yıldız varmış. Burası bu arada 1 değil, iyi olacak. Şimdi ikinci satırda kaç tane yıldız varmış? N artı 1. N artı 1 ne? N'imiz 5'ti. Görmüş olduğunuz üzere 5 tane satır var çünkü. 5 artı 1 6. Eksi ikinci satırda 6 eksi 2 4 tane. Bakın 5. satırda 6 eksi 5 1 tane. Görmüş olduğunuz gibi buradaki kaç tane yıldız olduğunu da, yani her bir satırda kaç tane yıldız olduğunun fonksiyonunu da elde etmiş olduk. Şimdi boşlukların fonksiyonunu elde ettik. Yıldızların fonksiyonunu elde ettik. Haliyle geriye ne yapması kaldı arkadaşlar? Yazması kaldı. Şu 6'yı tabii ki 6 şeklinde yazmayacağız. Ne diye yazacağız? N artı 1 şeklinde yazacağız. Çünkü olur da kullanıcı input olarak n'i aldığında, yani kullanıcı n'i input olarak verdiğinde atıyorum 5 satır değil de 10 satır şeklinde bir baklava diliminin sol alt köşesini, yani sol alt çeyreğini yazdırabilsin diye. Tabii karşıdan bakılan bir baklava diliminden bahsediyorum. Şimdi gelin isterseniz bunu artık yazalım. Öncelikle satırları kontrol edeni yapıyorum. Tabii şurada bir tane n değeri belirleyelim. N'imiz şu anda 5. For i in range diyorum. Şöyle in range. Ne yapacağız arkadaşlar? 1 ile n artı 1 arasında gezineceğiz. Yani n'imiz 5'ti. Burası 6. 1, 2, 3, 4, 5 olacak bizim i'miz. Her bir etapta. İlk etapta 1, ikinci etapta 2 şeklinde devam edecek i'miz. Haliyle döngü 5 defa dönecek. Bir kere satırları ben i üzerinden kontrol edeceğim. Şimdi gelelim boşluk kontrolüne. Ne demiştik? For j in range diyorum. Bu da bunun fonksiyonunu belirlemiştik. Neydi? 2 çarpı i eksi 2 idi arkadaşlar. Yani hangi satırdaysak 2 çıkardığımız zaman oradaki boşluk sayısını, şu soldaki boşluk sayısını elde ediyorduk. Haliyle bizim boşluğumuz bu kadar dönecek. Şuraya bir end yazıyorum yine. Bir tane boşluk bırakıyorum. Şimdi gelelim yıldızı belirlemeye. Yıldızın da zaten fonksiyonunu oluşturmuştuk. For j in range. Bakın fonksiyonları oluşturduktan sonra kodu yazması artık ne oluyor? Çocuk oyuncağı oluyor. Önce onun örüntüsünü tespit ediyoruz. Algoritmayı oluşturuyoruz. Daha sonradan kodlamayı yaparız zaten. Burada ne yapıyorduk? N artı 1 eksi i diyorduk. Ve geliyorum burada ne yapacağım? End diyerek yıldız boşluğu bastıracağım. Ve haliyle döngünün her bir etabında, yani her bir satırdaki elemanlar yazdırıldığında, boşluklar ve yıldızlar yazdırıldığında bir alt satıra geçsin istiyorum. O yüzden satırı kontrol eden döngüye print koyuyorum ki bir alt satıra geçsin diye. Run dedim. Bakın görmüş olduğunuz üzere şekildeki çıktıyla birebir aynı çıktıyı elde ettik. Daha sonra kullanıcı buraya atıyorum 10 yapmak ister. O zaman ne olur? Dinamik olarak yine bir baklava diliminin sol alt çeyreği elde edilmiş olur. O yüzden değişkenlere göre yapmak dinamizmi sağlıyor arkadaşlar. Değişkenle yapmak. En kullanmasaydık da normal bir sayı kullansaydık o zaman tekrardan bunları test etmemiz gerekecekti. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı demeden önce bunun da ikinci yolunu yapalım. Tıpkı önceki örnekteki gibi. Şimdi baktığımız zaman bizim önceki örneğimizdeki şurayı kopyalıyorum. Ya da kopyalamayıp kendimiz yazalım. For i in range diyorum. 1 n artı 1 diyorum. Bir kere döngü bu kadar. Ne olacak arkadaşlar? 5 satır gezinecek. Şimdi ilk satırda bizim fonksiyonumuz vardı zaten. Bu kadar boşluk yazdırıyorduk. Bunu kopyalıyorum. Şöyle parantez açıp çarpı boşluk diyeceğim. Yani bu kadar boşluk yazdır diyeceğim. Şimdi i'miz ilk satırda, hemen kontrolünü sağlayalım. İ'miz ilk etapta ne olacak? 1 olacak. 2 çarpı 1, 2. Eksi 2, 0. Zaten bizim ilk satırımızda 0 tane boşluk vardı. Bakın ne olmuş oldu? Algoritmayı yakalamış olduk. Zaten bunu bulmuştuk. İkinci olarak da yıldız sayısını bastırmak arkadaşlar. Onu da şöyle n artı 1 eksi i diyerek geliyorum. Çarpı yıldız boşluk diyorum. Şimdi ilk satır için değerlendirelim. İlk satır için 5 kere yazması lazım. N'imiz neydi bizim? 5'ti. 5 artı 1 6. İ'miz ilk etapta 1. 6 eksi 1 5. 5 çarpı yıldız boşluk yazdıracak. Doğru mu? Doğru. Zaten daha sonradan burası 2 olacağı için ve burası zaten şu aşamada sabit olduğu için haliyle daha sonra 6 eksi 2, 6 eksi 3, 6 eksi 4, 6 eksi 5 diye giderek istediğimiz kadar yıldız boşluk, yani uygun yıldız boşluğu yazdırmış olacağız. Bu da basit bir yöntemdi. Yani böyle forlarla uğraşmadan tek forda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu yapmış oluyoruz. Şuraya da bir n eşittir 5 yazalım. Run dedim. Görmüş olduğunuz üzere aynı çıktıyı elde ettik. Yani bunu yapmanın dediğim gibi çok farklı yolları vardır muhakkak. En optimumunu sizlere sağlamaya çalıştım. Önemli olan burada for döngülerine hakim olmak, algoritma kurma yeteneğinizi arttırmak. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.